Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bir tane fotoğrafınız var abi. Bu fotoğraf mesela böyle ne bileyim yakınlaşıyorsunuz işte karışıyor kuruşuyor. Bakın mesela hemen bakın. Abi bak yakınlaşıyorum böyle çok kötü gözüküyor. Ne bileyim hiçbir şey anlamıyor. İnce detayları kaçırıyoruz falan filandı fişman. İşte bunları çözmeyi öğreteceğim. Evet. Bunları çözmek gerçekten basit. Yani çeşitli yazılımlar var deyip böyle uzatıp gitmek istemiyorum. Hemen kısa keseceğim. Bir tane mükemmel bir programımız var. İsmi de Topaz. Topaz mıydı ya? Topaz. Ha evet. Topaz Gigapixel Al. Değil AI. Topaz Gigapixel AI. Abi heyecanlandım pardon. Tamam, bu programı indiriyorsunuz. Abi link ver abi, nasıl indireceğim? Gösteriyorum kardeşim. Hemen Chrome tarayıcını açıyorsun. Yazıyorsun ki buraya Topaz Gigapixel AI. Evet, zaten kendi sitesinden ücretsiz şekilde indirip kullanmaya başlayabilirsin dostum. Buradan bu siteye girdikten sonra sağ tarafta download bölüm var ve burada bedavaya dene, yani free trials var. Buna tıklayarak programı rahatlıkla indirebilirsin. Şu an update varmış. Hayır diyorum. Daha sonra yapacağım update'i. Bak, programı açtın abi, karşında böyle bir ekran. Mal oldun değil mi? Şimdi burada ne yapacaksın biliyor musun? Görselini alacaksın, tık oraya atacaksın. Nasıl? Hemen açtım programı, bak open diyor mavi buton. Evet, mavi butona bastım, tamam abi, şaka yapmaka bir yana. Şimdi burada görselimizi seçiyoruz. Bak görsel bu. Abi bakıyorsun görsele, yani bir şey anlaşılmıyor. Sağ tarafta 0.5, 2x, 4x, 6x ve böyle giden x'ler var. Bunlar ne biliyor musun? Kaç kat yapayım? Mesela 4k mı yapayım, 6k mı yapayım gibi düşünün. Bak burada soldaki resimde gördüğün gibi abi, yani bir detay yok. Ama sağdaki resme bakıyorsun, ooo abi bu ne, can geldi buna falan. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir tane deneyelim. Şuradan da sağ tarafta mouse'umun olduğu yerden de giderek böyle nerede nasıl gözüküyor onu rahatlıkla öğrenebilirsin. Hadi başlayalım. Şimdi burada bunu seçtikten sonra, yani 6K'yı seçtikten sonra ya da 4K'yı kaç istiyorsanız, Save butonu var. Buna basıyorsunuz gençler. Daha sonra burada bize soruyor, nereye kaydedeyim diyor. Siz bunu özel olarak, bakın şuradan source'a basarak değiştirebilirsiniz. Change diyorum. Ben masa üstümde bla 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 klasörüne kaydetmek istiyorum. Klasör seç dedikten sonra abi Save butonuna basıyorum ve özgürüm. Evet, hadi bekleyelim. 3 saat olabilir, 5 saat olabilir, hatta 7 saat bile olabilir. Abartmıyorum, şaka yapıyorum. 1-2 dakika oldu. Kaydetti. Evet, hadi açalım. Bak, bu görsel, bu da diğer görsel. Hangisi doğru, hangisi yanlış şimdi öğreniriz. Şimdi bunu sola aldım. Diğerinde, pardon, bunu sağa aldım. Diğerinde sola alacağım, bakalım farklarına. Evet, şimdi soldaki görsele yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi berbat. Sağdaki görsele yakınlaşıyorum. İşte bu. Ya, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde fotoğraflarınızı netleştirebilirsiniz. Yani işin içinden çıkamadığınız zamanlar olursa bu programları kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu sadece sizleri eğlendirmeye çalıştığım için biraz saçma konuşuyor olabilirim. Onda da kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu öpüyorum. Bu yararlı videonun farkını da böyle anlatıyorum. Bak, yakınlaşıyorsun, sıkıntı var. Buna yakınlaşıyorsun, sıkıntı yok. Bak buna dikkat etsen 50 kat daha yakınlaştım. Buna o kadar yakınlaşamıyorum, gitmiyor yani. Gördüğün gibi. Neyse, umarım yararlı, bilgilendirici ve anlamanı sağlayıcı bir içerik olmuştur. Son olarak burada çeşitli ayarlar da yapabiliyorsun. Onu söylemeyi unuttum, çok özür dilerim. Bak buradan bulanıklığını değiştirebiliyorsun. Remove Blur diyerek silebiliyorsun daha doğrusu. Buradan da Super Noise, yani görüntüdeki böyle tırtıklı yerler var ya, bak şu soldaki yerle sağdaki yerin farkı. Bunu ayarlayabiliyorsun, %100 de kullanmanı tavsiye ederim. Yeniden boyutlandırabiliyorsun vesaire vesaire, birçok özelliği var. Artık onu sen keşfedeceksin dostum. İzlediğin için gerçekten çok sağ ol. Buraya kadar izlediysen şimdi videoyu beğenip abone olmamak da çok ayıp olur yani. Ben bu kadar emek vermişim, bir zahmet yap. Yaparsın. Yaparsın bence. Ne olur hadi yaparsın. Neyse, teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.